burada meydana geliyor. TV Siyaset ekranlarına merhaba değerli izleyicilerimiz. Bir haftanın gündemleri programında daha sizlerleyiz. Bu haftaki gündemlerimiz arasında spor, tiyatro ve uzayla ilgili gelişmeler var. Sporcularımız 23 dalda altın madalya kazandılar. Tiyatro gösterilerimiz yurt dışında çok büyük rağbet gördü. Kapalı gişe oynuyorlar. Sadece Türkiye değil, Türkiye sınırlarını da açtılar. Ve diğer taraftan uzaya ilk astronotumuzu gönderdik demek isterdik. Gündemlerimiz bunlar olsun isterdik. Ama maalesef bizim gündemlerimiz halen 50 yıl, 70 yıl önce ne yapılmış? Diyanet İşleri Başkanlığı zaten hiç aradan çıkmıyor. Mecburen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptıklarını gündeme alıyoruz. Daha önce hiç bu kadar Diyanet İşleri Türkiye gündeminde olmamıştı. Maalesef kısır döngüler, cinayetler, yalanlar, iftiralar, bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Programımızın formatı gereği de almak zorundayız haftanın gündemleri. Siz değerli izleyicilerimizin gündemini ne meşgul ediyorsa biz onları bilimsel anlamda veyahut da resmi anlamda masaya yatırıp sizlerin bakış açınızdan farklı bir bakış açısıyla sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Ömer Bey hoş geldiniz yeni programımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar Kuşak Bey. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu haftaki gündemlerimizde değerli izleyicilerimiz 27 Mayıs anmaları malumun üzere anma, aslında kutlama, bence kutlama. Yazsağ'da da yeni bir işletme açıldı. Ardından camilerin, 29 Mayıs'ta camilerin ibadete açılması hususunu yaşadık. İşte 1003 yerde kurban kesildi. Bu esnada Ali Erbaş yine ihale çıkışı yaptı. İmam Hatip Lisesi çıkışı yaptı. Bu esnada İsmail Hakkı Karadayı vefat etti. Bir Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yetkili birisinden bir şiir geldi. Ölünün ardından bizde kötü konuşulmasın. Hem de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan üstüne lazım olmadığı halde kötü bir şiir yayınlamış durumda. Bunları gündemimize almaya çalışacağız. Umarım zamanımız yeter. Çünkü konuşulacak çok şey var. Biz dediğimiz gibi birçok şeyi mümkün mertebe kısaltarak sizlerin bakış açısına bir değer, artı bir değer katmak üzere karşınızdayız. Evet Ömer Hocam, 27 Mayıs anmalarını yaptık yine. Yassada'ya bir çıkarma yapıldı. Yassada'da bir kutlama yapıldı bence. Bence anma yapılmıyor, kutlama yapılıyor. Otel açıldı oraya, işletme açıldı. Yeşili öldürüldü. Yani her şeyden, hani sinekten yağ çıkarma hesabıyla her şeyi bir şekilde ticarette betona dökülüyor özellikle. Bu konuda önce sizi dinlemek isterim ben. Ardından ben kendi görüşlerimi ileteceğim. Evet, ben de öncelikle Kürşat Bey, geçtiğimiz günlerde şehitlerimiz oldu yine. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Sevenlerinin, ailelerinin başı sağ olsun. Sevindirici tarafı, Diyarbakır'daki şehidimizin katili hemen yakalandı, anında yakalandı. Geçen sene Bitlis'te şehit edilen jandarma binbaşımızın katili yine iki gün önceki çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Bunun yanında İstanbul'da birkaç provokasyon girişimi oldu malum. King Fak buna tehdit içerikli bir mesaj gönderilmiş. Kuzguncuk'ta bir kilisenin haçı sökülerek yerinden yere atılmış. Buna da biraz provokasyon. Bunu kınıyorum öncelikle. Ayrıca bu olayın failleri de kısa sürede yakalanmış. O da sevindirici. Polisimizi kutluyorum. Keşke 20 Mayıs günü İzmir'de yaşanan Çevbella provokasyonun faili de yakalanmış olsaydı şimdiye kadar. Yakalanmasını bekliyoruz. Umarım yakalanır. Belki de faili yoktur. Üstadım o gün de dediğimiz gibi sadece frekans karışmasıdır. Geçen hafta bir de işledik tabii onu. Belki de provokasyon bile değildir. İşte, radyo frekanslara karışmış olabilir. Artık onu geçiyoruz. Evet. Artık onu emniyetimiz halledecektir inşallah. 27 Mayıs kutlamalarına gelince evet şaşırdık hakikaten. Oraya Yassaday Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik dediler.
baktık ki oraya 320 yataklı bir otel, ayrıca bungalov tipi evler de var. 600 cemaat kapasiteli, kişi kapasiteli bir cami. Bakıyorum ben, adanın çevresinde bir plaj yok. Efendim, sahili yok. Kayanın üstünde, bir kayanın başında duruyor. Binlerce ton demiri, betonu yığdılar. Sanki yasada cezalandırılmış gibi duruma düştüler. Ben öyle yorumluyorum Kürşat Bey. Oraya gidip işte Cumhur İttifakı'nın ortakları gittiler orada. Güzellemeler yaptılar. Lanetler okudular. Ya tamam, darbelere karşıyız. Darbeler her zaman kötüdür. İdamlara karşıyız. Dönemin başbakanının, efendim Maliye Bakanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın idam edilmesi elbette kötüdür. Ancak bu kadar da işe uzatmanın, bu olaylar üzerinden hala düşmanlık tohumları ekmenin, buradan siyasi rant devşirmeye çalışmanın da anlamı yok diye düşünüyorum. Esasen çelişki de var olayın içinde. Sayın Cumhurbaşkanı darbe bildirisini okuyan merhum Türkeş için rahmet diledi. Rahmetle andı. Sonuçta darbeci kardeşim. Her ne kadar idamlara karşı dursalar da işte 14'ler olayı var. Sonra evet. Darbenin bir parçası. Hatta önde gelenlerinden birisi. Zaten küçük rütbeli subayların darbesi malum 27 Mayıs. Üst rütbeli generaller daha sonra darbeye meşruiyet kazandırmak için işin içine çekilmiş, rica minnet. Dolayısıyla çelişkiler yumağı içinde yüzüp gidiyoruz Kürşat Bey. Efendim, öğrendik ki oradaki 320 yataklı oteli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işletecekmiş. Yani bizim bilmediğimiz bazı olaylar dönüyor. Vatandaş bilmiyor bunları. Neler dönüyor? Onları artık zaman içinde göreceğiz. Üstadım, benim öğrendiğim araştırmaların kadarıyla şunu biliyorum. Alparslan Türkeş'in Hindistan'a sürülmesi idama karşı çıkmasından ziyade sivil yönetime geri dönülmesine karar verilmiş ve buna karşı çıkmışlar. 14 Türkler karşı çıkmışlar. Demişler ki hayır, bunu eğer böyle olacaktı biz niye dönüyoruz? Bundan dolayı yönetimden uzaklaştırmak amacıyla çeşitli ülkelere dağıtılmışlar. Hani görevlerinden de alınmamışlar. Hani idamdan ziyade bu var. Şimdi biz baktığımız zaman Yassıada da ne yapıldı? Bir otel açıldı. Yine ben bu hükümet için şunu söylüyorum. Kargadan başka kuş tanımıyorlar anlamında. Yatırım dedikleri zaman sadece beton. Yani yol yapalım, asfalt yapalım, inşaat yapalım. Başka yatırım şekli bilmiyorlar. Yani bir şey icat edelim. Basit çünkü beton. Amelere evet. Evet. Müteahhitlik, böyle istihdam oluşturalım. Binanın yapısı bittiği zaman oradaki işçiler işsiz kalıyor. Zaten bugün yaşıyoruz bundan sonra. Şimdi Yassıada'da da biz aynı şeyi görüyoruz. Beton oraya gömmüşler. Görüntüler ekrana gelecektir. İzleyicilerimiz bir yandan onu izleyecekler. Şimdi orada maalesef kullanılıyor. Her şeyi yüzeyselleştirdiği gibi hükümet bu konuda yüzeyselleştirdi ve çıkarı için, günlük çıkarları için kullanmaya başladılar. Ben Menderes hükümetini, Menderes'i öldüklerini hiç düşünmüyorum. Menderes zaten biliyorsunuz CHP vekiliydi aynı zamanda. Yani hem CHP'ye atıp Menderes zamanındaki CHP'ye de atıyor. Çünkü ondan sonra 1946'da 4'lük takrirle ayrıldılar CHP'den. Evet. CHP'den ayrıldılar. Evet. Yani o dönem CHP'sine de atıyor. Yani böyle samimi bir anmadan ziyade bir şova çevirdiler. Neden? Oy devşirmek için yapıyorlar. Belli bunu. Şimdi bu yani öyle bir. Evet. Bu noktadan hareketle şimdi Yassıada'da tabii bizim ülkemizde de şöyle bir şey var. Gündeme soktular bunu. Bugün girmeyeceğiz dedik sizinle. Yeterince tartışıldı. Menderes, bizim ülkemizde şöyle bir sıkıntı var. Devrine göre yargılamıyoruz hiçbir şeyi. Her şeyi bugünkü görüş açımıza göre ele almaya çalışıyoruz. Şimdi o dönemde İdama haklıdır, değildir, doğrudur, yanlıştır. Buraya hiç girmeden şunu söylemek istiyorum. Menderes de kendi başbakanlığı döneminde 43 tane idam onaylamış. Yani idam o zamanın şartları içerisinde yürürlükte olan bir cezalandırma mekanizması. Belki bundan 50 sene sonra bugün yapılan birçok
cezalandırma şekli çıkacak ceza sisteminde. O zaman da bugüne bakıp da ya şunu şöyle yapmışlar olur mu diyecekler. Belki müebbet hapis kalkacak ortadan. Bilemiyoruz ki tarih ne getirir, sosyolojik gelişmeler ne getirir. Şimdi biz bugüne göre yargılıyoruz onları. En büyük hatamız bu bence. O günleri o günde bırakalım. Bundan dolayı evet girmemeye karar verdik de. Gerçi Kürşat Bey şunu değinirim. Tıpkı işte Ergenekon ve Balyoz Kumpas'tan olduğu gibi o davada tiyatro oynandığı gibi. Evet. Nasıl da tiyatro oynanmış. İşte evet. Salim Başoğlu'nun meşhur lafıdır. Sizi buraya tıkan, gönderen irade böyle yapmamızı emretti. Böyle evet. Kalbimizi söylüyorum. Evet. Demiş yani sonuçta. Adil bir yargılama olduğu kabul edilemez, düşünülemez. Hı. Yalnız geçmeden önce şu iki hususu belirtmek isterim. Merhum Menderes'e rahmetler diliyoruz. Tabii diğer Polat Kana, Fatih Nuşuz oluyor da. Ancak şu da bir hata. Bakın İstanbul'un fethi kutlandı malum 29 Mayıs'ta. Hı-hı. 1953'te İstanbul'un fethini yasaklamıştır Adnan Menderes. Evet. Demokrat Parti hükümeti. Sırf Yunanistan daralmasın, gücenmesin diye. Kutlamalı Zafer'in kutlanmasını da yasaklamıştır. İngilizler dağıtmamak için. Yine söyleyelim. Ulu Hakan Abdülhamit Han kimlerine göre denilen ikinci Abdülhamit de yasaklamıştır. İstanbul'un fethi yıl dönümlerini kutlamayız. Sırf Rumları gücendirmemek için. Yani bunların da bilinmesi lazım. Tarafsız olmak lazım biraz. Hakkaniyetli olmak lazım Kürşat Bey. Evet. Onlar zaten ayrı bir gündem maddemiz. Ben ayrıca bu idamla ilgili de haftanın gündemlerine uygun bir şey olmaz. İçerik olmayacağı için yani girmiyoruz. Siz de bunu konuştuk. Sayın seyircilerimiz bundan dolayı yoksa söyleyecek çok şeyim var ama programın formatına uygun değil. Ben inşallah tekli bir çekimle o konular hakkındaki görüşlerimi ayrıca sizlere iletmeyi düşünüyorum. Evet üstadım siz zaten hemen hemen girdiniz. 29 Mayıs kutlamaları. İki gün sonra hemen 29 Mayıs kutlamaları yapıldı. Camiler ibadete açıldı. 1003 yerde kurban kesildi. 1003 adet. Kesildim onu da bilmiyoruz. Yani bir denetim yok bu işin. Şeffaflığı da yok. Ondan sonra Diyanet İşleri Başkanı dedi ki camilerin yeniden fethi. Öyle bir cümle kurdu. O siz not aldınız onu. Size bırakacağım onu. Kimden fethi diyoruz? Yani camileri kim aldı elimizden de biz gelip fethettik. Diğer taraf yani her şey şova dönük. Her şey şova dönük. İşte öbür taraftan 1003 kurbanı niye kestiniz? Sen Diyanet İşleri Başkanı olarak bu emir veriyorsan bu kurumsallığı var mı? Böyle bir emir verebilir misin? Bunlar var. Ayrıca bildiğim kadarıyla şunu söyledi. İlhamla ilgili bana ilham geldi gibi bir cümle kurdu. Böyle bir şey kurdu. Yani peygamber yerine koydu kendini. Yanlış algılamadıysan ben onu. Sizden de dinleyeceğiz. Bunları dinledikten sonra birlikte bir karşılıklı konuşalım. Yine önce sözü size bırakacağım. Sizden bir şey istemiştim ben hafta içinde. Osmanlı zamanındaki cami sayısını ben kaynakça bulamadım size belirtmiştim. Cumhuriyet dönemindeki cami sayısını araştırıp seyircilerimize aktarmanızı istemiştim. İnşallah bulmuşsunuzdur. Sözü size bırakıyorum hocam. Şimdi Kürşat Bey, 29 Mayıs kutlamaları hakikaten çığırından çıkarılmış bir kutlama gibi geldi. Bu sene acayip gözümüzde gördük. Göze hoş geliyor da bu sene bunlara özellikle yer verilmesi ayrıca değerdir. Mesela camilerin işte toplu ibadete 16 Mart'tan beri galiba toplu ibadete kapalıydı. 2,5 aydan sonra bu camilerin ibadete açılmasına da 29 Mayıs'a denk getirilmesi İlginç oldu. Evet. Efendim 23 Nisan'da 19 Mayıs'ta vatandaşları balkonlara mahkum eden İstiklal Marşı okutarak bayram kutlayanlar bu İstanbul Boğazı'nda yelkenlilere deniz taşıtlarına efendim geçit resmi yaptırdılar. Uber Köşkü'nün balkonundan Sayın Cumhurbaşkanı'na selamladılar. Bunlar güzel tabii. Bunlar güzel de 19 Mayıs'ta ve 23 Nisan'da hiçbir etkinlik yapılmaması, Cumhurbaşkanı'nın hiçbir etkinliğe katılmaması hoş olmadı. Yani çelişti sonuçta. Eğer korona salgını sebebiyle yapılmadıysa bu fetih, o tantanalı fetih kutlamaları neyin nesi? Bunun da yapılmaması lazım. Evet.
insan mecburen işte insan kuşkulanıyor, aklar çeşitli sorular geliyor. Ali Erbaş ya bu son iki Diyanet İşleri Başkanı'na kadar Diyanet İşleri Başkanı'na bu kadar gündeme gelmezdi Kürşat Bey. Bunların galiba protokolları, protokol sırası devlet protokolundaki yerleri 50'lerdeydi, 50'ciydi galiba. Plakası, arabaların plakası 50'ydi. Bunların plakaları öne çekilip protokolde yerleri öne alınca fazla konuşmaya başladılar. Eskiden generaller konuşurdu, onlar susturuldu, sustu. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı da konuşuyor. Şimdi ilginç yani iki kurum da Cumhuriyet kurumudur. Hatta Atatürk'ün ilk kurduğu kurumlardandır. 1924'te kuruldu malum. Evet. Genelkurmay Başkanlığı ve Başkanlığı. Şimdi Genelkurmay sustu, Diyanet konuşuyor. Bu başkanların konusunda hayır alamet değil diye düşünüyorum ben. Bu açılmasına ilişkin açıklamasını dilerseniz tam metinden okuyayım ben. Bunu Önder diye bir İmam Hatiplerin Derneklerin Konfederasyonu var galiba. Ona YouTube kanalında röportaj yapılmış, kendisine şöyle demiş. Şimdi vakit geldi. 29 Mayıs gün Cuma günü fethin sembolü olan o günde camilerin fethini gerçekleştireceğiz inşallah. Bunun da ilhamını Cenab-ı Allah, Cenab-ı Hak kalbimize düşürdü bir gece böyle. Sabahleyin hemen aradım yetkilileri. Onlara da teklif ettim. Onlar da müzakere sonucu hemen Cumhurbaşkanımız açıkladı. Allah razı olsun ondan. Biz de inşallah İstanbul'da bir meydanda Cuma namazını bir namazgahta eda edeceğiz demiş. Spikerin ve muhabirin sorusuna da bu namazgahın açık namaz yerinin Sultanahmet ile Ayasofya arasındaki alan olduğunu söylemiş. Ertesi günde açıklama yaptı bu sefer. Fatih Camii'nde Cuma namazı kıldıracağım. Belki izleyenlerimizden bilmeyenler vardır. Ayetle de nasıh, mensuh diye iki kavram vardır. Nasıh hükmünü kaldıran, mensuh da hükmü kaldırılan demektir. Bazen Kur'an'da bazı önce gelen ayetin hükmü sonra gelen ayetin hükmüyle kaldırıldığını söyler. Bazıları, bazı ulemadan bazıları, bazıları bunu kabul etmez. Sanki şeyin Ali Erbaş'ın açıklamaları da ona döndü. 27'sinde gördüğü rüyayı ve de içine doğan ilhamı ertesi gün yalanladı böylece. Kendi kendisini nesletti, yalanladı yani. Kendi önce koyduğu ortalığıydı Kürşat Bey. Evet. 23 kurban konusuna gelince efendim, belki izleyicilerimizden 1003 rakamına kafayı takan bir hikmet arayan vardır. Bu Türkiye'deki illerin ve ilçelerin sayısıdır. 81 ilimiz var malum. 922'de ilçemiz var. Toplamı 1003 yapıyor. Anlaşılıyor ki Diyanet İşleri Başkanlığı her il ve ilçede birer kurban kestirdi. Müftülüklere galiba bu konuda ya genelge gönderdi ya sözlü talimat verdi. Bu kurbanların bedeli nereden karşılandı diye vatandaşa düşünebilir. Yani bunun hazineden ya devlet bütçesinden karşılandığını düşünmüyorum ben şahsen. Çünkü müftülüklerimizin, Diyanet'in bir sürü gelir kaynağı vardır. Bunlar pek bilinmez, vatandaşın pek bilmez. İşte Cuma günleri sürekli yardım toplanır camilere, camiye yardım diye. O yardımlar genelde müftülüklerin hesabına aktarılır. Orada değerlendirilir. Diyanet Vakfı diye bir vakf vardır. Ben o vakıfta çalıştım malum. İçimi çok iyi biliyorum. Diyanet Vakfı'nın gelirlerini müftüler harcar. Efendim cami dernekleri vardır. Bazı camilerin altında malum şeyler vardır. Dükkanlar vardır. Diyanet aslında her müftülük, bunu halkımız bilmez, her müftülük yayın evidir aslında. Diyanet yayınları sesli, görüntülü, yazılı, basılı yayınlar müftülüklerimiz tarafından satılır. Satış gelirlerinin büyük bölümü merkeze gönderilir. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'ne. Bunların müftülüklerde bir iskonto %5 artık onu oran tam bilmiyorum. Atıyorum %5 bir iskonto kalır müftülüklere. Onlar müftülükler de burayı öğütülü ödenek gibi kullanırlar. Yani bu kurbanların bedeli yine bizden, cemaatten çıkmıştır diye evet. Düşünüyorum. Umarım kesilmiştir. Umarım denildiği gibi kesilip fakir fukaraya dağıtılmıştır. Umarım din gönderleri toplanıp bu kestikleri
hayvanlar yememişlerdir. Bunu da söylemiş olalım. Bazen oluyor bunlar Kürşat Bey. En fazla umarım diyebiliyoruz. Denetim yok, hiçbir şey yok. Yani benim gördüğüm kadarıyla bu son söylediğiniz yayın evi olayını da işin içine katınca bildiğiniz ortaçağ kilisesine dönmüşler. Evet. Şey ticareti dönmüşler. Ayrı bir yapılanmaya gitmişler. Yani dinden çıkmışlar, dünyevi bir kurum haline gelmişler. Şimdi umarım diyorsunuz farkındaysanız. Neden? Bir defa bir... Evet, hayır, ben sahip olduğum olaylar var çünkü. Bilirim, ne yaptıklarını bilirim yani. Evet. Umarım kendileri yememişlerdir kurbanlar, ziyafet çekmemişlerdir kendilerine. Onu söylemek istiyorum. Bu camiler konusunda bilgi istemiştiniz geçen hafta benden. Onu şuna bir yorum... Döneminden... Tamam, siz buyurun, ben evet. Devam edeceğim. Şöyle, bu çalışma 2009'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda o zaman müfettiş olan bir arkadaş yapmış. Adı Ahmet Onay. Evet. Baş müfettiş. Sonra bu Kopenhag'da din hizmetleri müşavirlikleri yaptı. Ondan sonra da şu anda akademi dünyasına geçmiş. Akademik dünyaya. Şu anda Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Kendisi bir çalışma yapmış. 2009'da Kürşat Bey. Tespitine göre Osmanlı'dan Cumhuriyet'e miras kalan camilerin sayısı 11 bin. Sadece 11 bin. Evet. 11 bin. Yani bu hani Osmanlı İmparatorluğu'nun Türkiye dışında, bugünkü Türkiye sınırları dışında da bir sürü eseri vardı da sadece Türkiye sınırları içinde kalan eser sayısı 11 bin. Gerçi bunlar 11 bin caminin tamamı da Osmanlı döneminde yapılmış değil. Selçuklu'da evet. Yapılmış, Beylikler zamanında yapılmış. Yani o Cumhuriyet'e tarihten kalan toplam cami sayısı 11 bin diyelim. Evet. Arkadaşın tespitine göre 2009 yılı itibariyle Türkiye'deki cami sayısı 81 bin olduğunu tespit etmiş. 2009'da. 81 bin. 11 bin dahil mi, hariç mi? 11 bin hariç. Yani 70 bin yeni cami. 81 binin içine 11 bin dahil tabii. 70 bin cami yapılmış. 1923'ten evet. 2009 yılına kadar 70 bin cami yapılmış Cumhuriyet döneminde. Evet. Eder 81 bin. Ondan Üstadın, sonra... Burada bir şey sorayım, öyle devam edin. Bu cami olayına mescit gibi varlıklar dahil mi? Yapılar dahil mi? Yoksa sadece hani bildiğimiz cami şeklindeki camiler mi? Ona getireceğim. Ona evet. Açıklık getireceğim. 1400'de arkadaşın tespitine göre veyahut da Ahmet Onay Bey'in tespitine göre 1970 ile 2000 yılları arasında yapılan cami 45 bin sadece. 1970-2000. Demek ki 30 yılda yapılan cami sayısı 45 bin. Malum 1970'ten 2000'e kadar sadece sağ hükümetler yönetmedi bu ülkeyi Kürşat Bey. Evet. CHP de yönetti. İşte Ecevit'in döneminde 1974'te Erbakan'la MSP ile koalisyon kurdular. Daha sonra SHP, yine CHP'nin devamı olan SHP, DYP ile koalisyon kurdu bildiğim kadarıyla. 1999'da MHP ile Ecevit tekrar koalisyon kurdu. Yani bu CHP'nin ve CHP'nin ardılı olan partilerin, Cevdet Doğan partilerin hükümette olduğu zaman da camileri yapmaya devam etmiş. Hani diyorlar ya CHP camileri yaktı, yıktı, ahıra çevirdi, sattı falan diyorlar ya. Sahte diyorlar da biz bunu şey olarak hiç parti olarak değerlendirmeyelim. Direkt Cumhuriyet'in camiye yaklaşım olarak bu sayıları alabiliriz. Hiç partilere girmeye gerek yok. Aynen öyle. Geçtiğimiz gün Diyanet İşleri Başkanı'nın resmi internet sitesine baktım. 2018 yılı sonu itibariyle toplam cami sayısı 88.681. 88.681. 2 yıl önce. Yani 2010 ile 2018 yılı arasını kapsayan 8 yıllık dönemde Türkiye'de yapılan cami sayısı 6.697. Yani son 8 yıllık dönemde yılda ortalama 837 cami yapılmış. Günde 2.2,2 cami de yapar bu Kürşat Bey. Hızlı bir camileşme var ülkede yani. Bu rakamların içine biraz sordunuz. Hani mescitler dahil mi? Bu 88.681 sayısı galiba Diyanet'in yönetiminde olan
Diyanete bağlı din görevlilerinin görev yaptığı camilerin sayısıdır. Mescittir, camidir. Onu bilmiyorum. Yani Diyanet Başkanı yönetimine bırakılmış camilerdir. Bazı derneklerin, efendim cemaatlerin kendilerine özel gergah, kaçak Kur'an kursu veya da mescit diye işlettik ve kendilerine has imamlarını falan kendilerini tuttukları mescitler ve camiler bunlara dahil değil Kürşat Bey. Eğer şu anda son 8 yıllık dönemdeki ivmeye bakarsanız ortalama günlük işte yılda 837 cami yapıldığını dikkat alırsak 2018'den bu tarafa da en az 1600 camide yapılmış demektir ki 90.000'in üzerinde cami sayımız var şu anda. Allah evet. kabul etsin. Evet. Allah'a bol bol ev yapıyoruz. Yani Allah'a günde 2.2 ev yapıyoruz. Allah güle güle kullansın. Bir de bu camilerin altında ki o akar getiren, gelir getiren dükkanlara, pasajları AVM dersek Allah ticarete de girdi yani. Böyle bir Allah kabulü, böyle bir İslam kabulü yok. Bunu özel dikkat çekmek istiyorum Kürşat Bey. Böyle evet. bir Tanrı kabulü olmaz zaten. Bu Tanrı'ya ev yapsın. Camileri Allah'ın evi diyoruz ya hani camileri dokunulmaz kılıyoruz ya. Yani Allah'ın evi de camidir. Ya böyle kardeşim böyle ticaret kar getirecek dükkan pasaj da istemiyor. Şimdi üstadım önce ben kendi başıma gelen bir şeyi söyleyeyim. Oradan Ali Erbaş'a geçeceğim. Bir gün hızlı acil namaz, cuma namazı kaçırmak üzereyim. İlk gördüğüm, tanımadığım bir şey. Ankara'nın bir yerindeyim. Camiye girdim, oturdum. Kilise vari böyle bir sıralar dizilmiş, şeyler dizilmiş. Hatta sosyal medyada yayınlamıştım, onu çekmiştim. Sonra kalktık, hocaya para vermeye başladılar. Bir şey bir garip yani, bir, hani normal camiden veya normal dini ritüellerinden aykırı bir şey. Dedim ben bu camide kılmam namaz. Çıktım gidiyorum. Kapıda iki kişi beni tuttu. İçeriden geldi, ne oluyor dedi, sen kimsin nereye gidiyor dedim. Ben namaz kılmaya geldim, ben burada kılmayacağım dedim. Para toplamaya geldi, benim işim olmaz. Ondan sonra bıraktılar, mecbur bıraktılar zaten, bir şey yapamazlar. Gittim başka yere yetiştim. Hemen şehir Diyanet İşleri Başkanlığı'na elektronik ortamdan bir soru gönderdim. Böyle böyle şurada bir cami var nedir falan filan. O cami bize bağlı değil. Aynen dediğiniz gibi bir cemaatin camisiymiş. Ya tamam da yani dinde birlik, dilde birlik diyoruz. Siz dinde bile bırakın şeyi Hristiyan, İslam, Yahudiliği bırakın. Siz İslamiyet'in içindekini bile fırkalara ayırmışsınız. Ya ne demek yani Ankara'nın ortasında bir cami nasıl uygulama yapıldığından haberi yok. Böyle mi Müslümanız? O Müslüman değil ki. O benim camimde namaz kılmıyor demek ki başka bir dinde. Benim kıldığım camide namaz kılıyorsun. Çok garip bir durum. Hadi bana pursaklardan bahsedelim. Pursaklara gitmeden Hasköy civarında bir yerde. Pursaklara çıkmadan Hasköy civarında bir yerde. Şimdi üstadım hadi Erbaş'a gelelim. Orada da öyle bir evet ben bizzat yaşadım yani. Şimdi Ali Erbaş'a gelelim. Evvela şu ilham geldi olayından başlayalım. İlham peygambere gelir. Cebrail aleyhisselam tarafından kalplere ayetler indirilir. Ne diyeceği, ne yapacağı, nasıl davranacağı da söylenir. Allah'tan bir ilham geliyorsa bu şekilde gelir. Ali Erbaş bir anlamda kendini daha önce Recep Tayyip Erdoğan'ı peygamber ilan ediyordular. Şimdi bir anlamda kendini peygamber ilan etmiş. Kalbine ilham gelmiş. Ha dediğiniz gibi iki gün sonra da Allah o hükmü verdiyse hadi diyelim kabul ettik. Etmiyoruz haşa. Allah o hükmü verdiyse ya 29 Mayıs'ta Sultanahmet'le Ayasofya arasında namaz kıl dediyse Allah'ın hükmünü değiştirmiş Fatih camisinde kılmış. Yani bu bir facia bir açıklamadır. Benim şu ilgincime gidiyor. Beşer şaşar, insan hata yapar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 90 bin personel var bildiğim kadarıyla. Doğru mu Üstad? 90 bin personel var. Ve bunlar 150 bin efendim. 150 bin. Oldu mu? Yani 150 bin. Doğrudan dinin kökenli hani İmam Hatip çıkıştı ya da ilahiyat çıkıştı böyle din eğitimi veren 90 bin diyebiliyorum. O anlamda söyleyeyim. Hayır efendim. Ya en az 150 bin personeli vardı. 150 bin. Daha da vahim. 150 bin kişinin içinden bir tane tepki duyamıyoruz üstadım. Yani bu Allah'a karşı işlenmiş bir suçtur, bir hatadır. Bir tanesinden şu bizim verdiğimiz tepki duyamıyoruz. Ya sen Diyanet İşleri Başkanım sen ne dedin farkında mısın? Çık bu özür dile. Yanlış söyledin de dilim suçtu de bir şey de yani. Bir tanesi bir tepki vermiyor. Yani bunların arkasında gerçekten namaz kılıyor bu insanlar. Maalesef. Şimdi oradan hareketle şu Sultanahmet'le şeyin arasında cami olayı var ya
neydi? Ayasofya aslında cami. Şimdi oraya biliyorsunuz benim Recep Tayyip Erdoğan'a %100 her kelimesine katıldığım nadir sözlerimden biridir. Bir gün Ayasofya'yı açın dedi. O diyor ki ya diyor Sultanahmet'i doldurdun mu da diyor Ayasofya'yı açacağız diyor. Çamlıca'ya evet. Cami yaptık diyor. Büyük cami. Şimdi ben buna katılıyorum. Ben kendime göre bir istatistik yaptım. Bak diyor, ben din görevlisi değilim. Bir şey değilim ama gidiyorsunuz vakit namazlarında birçok yere baktım. Caminin o safları sayıyorum. Öndeki iki saf, bilemediniz üç saf doluyor. Her camide en fazla %10 doluyor. İç onda %3, %4. Yani saftan hesaplıyorum. Yani safı hesaplayıp ölüyorum dolan safa. %3, evet. %4 saf doluyor. Hadi %10 diyelim. Bu ülkede sadece cuma günleri cemaat camilere sığınıyor. Bazı yerlerde. Çoğu yerler onlar da boş kalıyor da. Sadece cuma günleri seccadenin üzerinde bahçede kılabileceğin namaz varken sadece cuma günleri için günde iki tane, az önce güzel bir istatistik verdiniz, günde iki tane cami yapılıyor. Yanında bir cami var, boş ve bu tarafta cami yapılıyor. Neden? Cami yaptırmayı ibadet sanıyorlar. Bu ülkede insanlara okul yaptırmanın ibadet olacağını, haşer yaptırmanın ibadet olacağını, bunların da hayırlı işler olduğunu anlatılmamış, verilmemiş. Yani bu gidişte bir gün gelecek, öyle bir hale geleceğiz ki elimizde camiler olacak. Eğitimsiz bir kitle, tarım yapamayan bir kitle, üretim yapamayan bir kitle ama bolca camimiz var. Camilere bakıp aç kalan bir kitlemiz olacak elimizde. Bu hale geliyor. Şunu söyleyeyim. Kürşat Beyciğim, şunu özellikle dikkatimi çekti. Söylemeden geçmek istemiyorum. İşte geçen yıl Ağlay Vağlay'la Çamlıca'ya bir cami yaptı. Hizmet açtılar. Evet. Devasa bir cami. Orada o cami boş dururken bu toplu namazlar işte 29 Mayıs'ta neden gidip de oradan cuma kılmadılar da Sultanahmet, Ayasofya'yı gündeme getirdiler bu insanlar? Onu anlamıyorum ben. O yakında seçim var gibi geliyor bana. Oy devşirilecek. Bence onda. Şöyle de bir durum var. Üstadım Ayasofya şu an Türkiye biliyorsunuz sıvap hareketleri bile yasaklandı. Dövize ihtiyacımız var. Katar'dan medet umuyoruz ki şu an döviz bize dolar kazandırsın. Ayasofya Cami Türkiye'de hali hazırda bütün turizm yerlerini göz önünde bulundurun. Bütün turizm işletmeleri arasında Ayasofya Cami hem devletin olan hem de para basan, en çok para kazandıran, en çok ziyaret edilen, yurt dışından en çok ziyaret alan turizm binasıdır Ayasofya. Doğal olarak Ayasofya'ya gelenler İstanbul'a da bir döviz bırakmaktadır. O beğenmedikleri Ayasofya'dan şu an medet umuyorlar ki oraya turistler bu. O yüzden normalleşmeye hızlı dönüyor. Ayasofya birileri gelsin de yurt dışından. Çünkü gelip orada hacı oluyorlar biliyorsunuz. Oraya gelsinler de döviz kazanalım da ülkenin döviz ihtiyacı biraz hafiflesin diye medet umuyorlar şu an. Diğer taraftan seçimler de yaklaşıyor. Bir şeyler yapmak durumundalar. Ne yapalım ne yapalım? Hadi Ayasofya'ya gidelim. Ben o konuyla ilgili de ilginç bir şey yaşadım. Onu da aktarayım. Size bırakayım. Bir şey söyleyeceksiniz. Fetih suresi okutalım. Yeri gelmişken dediler ya. Bu sene bir de Fetih suresi okutlar. Evet. Anladım. Şimdi üstadım ben teşkilat gezilerine çıkıyoruz ara ara. 2014'te bir Çanakkale, Edirne, İstanbul yapıp dönecektik. Çanakkale'ye geldik, Edirne'ye geldik. İstanbul'da bir işlerimizi gördük. Dedik hadi yatsı namazına Sultanahmet'e gidelim. Büyük cami biliyorsunuz siz gitmişsinizdir burada. Büyük cami, tarihi cami. Gidelim dedik bir orada namaz kılalım yatsı namazını. Hani yatsı okundu şöyle düşünün 20 dakika geçmiştir yatsı namazı okunduktan sonra. Yani cemaat orada kılmıştır biz gireceğiz içeri. Hocayla kılamayız ama kılarız namazımızı. Gittik geri üstadım dışarıdan ta bahçeden bırakın camiyi içeri girmeyi bahçenin içine giremedik. Dışarıdan caminin bahçesi bile kilitlenmiş, ışıklar, elektrikler söndürülmüş, dönelip gidilmiş. İmam dahi yok. Yani hani herhalde ki namazı da hızlı kaldırdı. Bir an önce kaçayım buradan çıkayım diye. Şimdi Sultanahmet gibi bir camiden bahsediyoruz. Döndük, kılamadık. Dedik ki Eyüp Sultan açıktır. Hadi Eyüp Sultan'a gidelim dedi. Eyüp Sultan da kapalı. Dışarıda bahçesinde bir yer var. Beton orada namaz kılabiliyoruz. Eyüp Sultan'a da gidiyoruz. Şimdi cami 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 diyorsunuz. Ayasofya diyorsunuz, şura diyorsunuz da bir insan gelip İstanbul'da ki her zaman insan yolda düşmüyor. Yatsıdan sonra 20. dakikada o camiye giremiyorsa bana camilerin ulviliğinden işte Allah'ın eviymiş yok şu Allah'ın evini kilitleyip gidiyorsan bize bunlardan bahsetmeyeceksiniz.
ya samimi olacaksınız ya iki tane bekçi koyuyor, iki tane. Biri bahçenin girişinde dursun, biri de içeride caminin girişinde dursun. Bu kadar insanlar camiye zaten niye gelir? İbadet etmeye, ben namaz kılıp çıkacak. İki bekçiyle sen burayı açık tutmuyorsun maalesef. Tamamine şov, 29 Mayıs'taki tamamine şovdu. Nereden anlıyoruz? Allah'ın evi diyorlar, bir yandan kutsileştiriyorlar güya. Öbür taraftan da Allah'ın evini satıra çıkarıyorlar belediye. Duydunuz mu onu, biliyorsunuz değil mi? Allah'ın evini satıra bağırıyor. Yeni değil. Galiba Esenler Belediyesi'nden bahsediyorsunuz. Esenler, Esenler Belediyesi. Bu en çok konuşan var ya, neydi? Tevfik Göksu. He, şeyde Büyükşehir Belediyesi'nden tanırız kendisini. Belediyesi'nde her şeye engel olan, her şeye seni çalıştırmayacağız diye her şeye takoz olan bir belediye başkanı. Evet. Aynı zamanda AK Parti grubunun mecliste grubunun da başkanı vatandaş. Evet, borcu belediyeye, belediyenin borçlarından dolayı içinde camide bulunan 6-7 5-6 mı? Gayrimenkul satışa çıkartmış. Gerçi bu yeni değil. 2011'de de Güngören, AKP'li Güngören Belediyesi satmıştı. 5 tane camiyi hazineye satmıştı üstelik. Sonra Sancaktepe, Üsküdar belediyeleri de aynı şeyi yapmışlar Kürşat Bey. Evet. Yani bunlar borçlarına karşı hazineye camileri devrediyorlar. Ya borçlarını ödemiş oluyorlar ya da oradan ilave para alıyorlar. Anlamıyorum. Belediyeler kamu kurumu değil mi? Devletin kurumu değil midir kardeşim? Belediyelerin gayrimenkulünü hazine devretmek ne anlamı var? Sonra da devlet sağ cebindekini alıp sol cebine koymuş oluyor. Bunun anlamı kanunun borçluklarından istifadeyle kendi belediyeler yer yönetimlerine kaynak sağlıyorsun yani. İstanbul Büyükşehir'de hiç susmuyor ama kendi belediyesinde. Bu anlamı yok. Yeri gelmişken söyleyelim. Hani bu CHP'yi savunmuş gibi oluyoruz esasen. CHP'ler bu konuya ilgi duymayınca, biz de bunları anlatınca hakkaniyet, doğru bilgi adına savunmuş gibi oluyor ama hayır, CHP'yi savunuyoruz kardeşim. Hakkaniyeti konuşuyoruz. Yani sürekli CHP hakkında işte camileri yaktı, yıktı, ahıra çevirdi, sattı falan denilir ya. Tarihte en çok cami yıkanlardan birisi de merhum Menderes'tir. Bunu çok kişi bilmez. Neden? Çünkü İstanbul'daki o meşhur eski İstanbul'daki soru içinde işte Vatan Caddesi ve Millet Caddesi'ni Demokrat Parti hükümetleri açmıştır. Büyük bulvarları açarken de birçok tarihi eserle birlikte birçok camiyi de yıkmıştır. Siz Ankaralısınız, Keçiörlüsünüz, bilirsiniz. Ankara'nın Kuzey Ankara'da kentsel dönüşüm oldu orada Hasköy ve Şenyurt mahallelerinde. Hatta o Aktepe'nin yamaçlarında orada bir onlarca cami yıkıldı değil mi? Biris yakın zamanda yıkıldı daha yani. Melik Gökçek halletti, evet. Karşı değil mi efendim? Sen eğer toplumun daha önemli ihtiyaçları varsa cami yıkılabilir veya başka amaçta kullanılabilir. Ama sen camiye Allah'ın evi diye bir kutsiyet atfeder, dokunulmaz kılar. Sonra da onlara dokununca yaygaray başlarsan sonuç böyle oluyor işte yani. Olabilir bunlar yani. Kur'an kursu da yıkılabilir gerekirse. Cami de yıkılabilir. Bir binadır, taştır yani, evet. Şimdi işin ilginç yanı da şu üstadım. Niye Milli Emlak'a satın? Diyanete satın. Milli Emlak'a niye satın? Milli Emlak ne yapacak buraya? Başına hoca mı atayacak buraya? Gerçekten çok ilginç burası. Daha burada ilginç geliyor yani. Hani o da devletin kurumu, o da devletin kurumu. Zaten yönetimi Diyanete ait efendim. Buna hile-i şer'ye, buna değil mi? Kanunun boşluklarından bulunarak kendi partili yerel yönetimlerine kaynak sağlamaktır. Biraz önce bir rakam telaffuz ettim. Yalan söylüyor diyebilirler. Açıklama getireyim. Kürşat Bey, izninizle. Diyanetin en az 150 bin kişi hizmet ediyor. Diyanet bünyesinde dediğim şu. Din adamları hiçbir zaman emekli olmazlar. Ölünceye kadar din hizmetini yürütürler yani. Kimisi vaaza gider, kimisi namaz kıldırır. Müftüler bunları hiç boş bırakmazlar. Sürekli çağırırlar yani bunları. Görev verirler lazım oldukça. Ne bileyim, bir yerde konferans verdirirler, bir yerde namaz kıldırırlar, bir yerde vaaz ettirirler falan. Yani evet. Diyanetten emekli olanlar hala çalışırlar. Bir de bunlar hemen emekli olunca ya bir vakıf kurarlar ya bir dernek kurarlar kardeşim. Caminin, minaranın gölgesinden bir türlü uzaklaşmazlar, gitmezler yani. Onun için diyorum yani. Anladım. Diyanetin mevcut kadrolu personel ilave ederek bu emeklileri de
ilave etmek lazım bu rakamını da. Onun için 150 bin diyorum. Yanlış anlaşılmaz. Anladım. Estağfurullah. Estağfurullah hocam. Güzel açıklamanız için teşekkür ederiz. Şimdi üstadım dediğim gibi yani sen Allah'ın evi de şov yap. İşte bize vahiy şey geldi, ilham geldi, biz bunu açacağız de aynı gün içinde senin ekibinde yani senin siyasi görüşünden ayrı bir belediye aynı günler içinde hem de yani biraz bekle, bir hafta bekleyin. Aynı günler içinde Allah'ın evini satıyor ondan sonra. Ben bu 1003 kurban olayına da bir takıldım üstadım. Şimdi biz Ali Erbaş bunu söylüyorsa, Ali Erbaş olarak söylüyorsa yani Diyanet İşleri Başkanıysa sen bu ülkede hatırı sayılır büyüklükte olan, önemli bir kurum olan bir kurumun teşkilatının başısı. Diyanet İşleri Başkanısın. Sen 1003 tane kurban kesilecek diye Diyanet'e, müftülüklere sen bu direktifi geçiyorsan, sözlü dahi olsa o artık bir kurumsal yapı içine girmiş olması lazım. Yani sen müftülüklere kurumsal bir emir vermiş oluyorsun. Şimdi bunların paraları nereden geldi? Bir, 1003 tane neye göre kesildi? İki, neye göre kesildi derken sayısından bahsetmiyorum. Yani kurban, hani biz Maya kabilesi miyiz? İnkalar mıyız biz? Mayalar mıyız? Biz artık kurbanı her yerde kullanalım. Kurbanın belli yerleri vardır. Belli şartlarda kesilir. Allah'a adak şeklinde adanır. Bunların etleri nereye gitti? Kim yedi? Nerede kesildi? Bana bir iki tane görüntü geldi. Kesildiğini biliyorum ama her yerde kesildi mi? Ondan sonra bu 1003 hayvanın günahı neydi? Yani neyi yaptınız? Neyi kutladınız? Neyi andınız? Neyi kazandınız? Savaş mı kazandık da biz şey yaptık? Neyi şükrünü yaptınız? Bir 1003 kurbanına neyi şükrettiniz? Evet. Bir haftadır, iki aydır, bir buçuk iki aydır kapalı olan, namaz kılınamayan ki bahçesinde ben seccadeni serip kılabilirsiniz herkes. İçerisinde namaz kılınamayan, toplu namaz kılınamıyor daha doğrusu, camileri yeniden toplu namaz kılınacak duruma soktu. Yani bunun için niye kurban kestik? Kurbanın ulviyeti düşürülmüş olmadı mı daha da? Hani 1003 tane canlıdan bahsediyoruz. Keyfimize, alemimize, ben öyle görüyorum şu an. Keyfimize, alemimize 1003 tane hayvanı katledik biz. Bütün ibadetlerimiz şov amaçlı. Bütün ibadetlerimiz. Kurban da öyle yani. Ya bunlar aynı bu kafa yani, bu 1003 kurbanı kesen kafa, 2-3 yıl önce Atatürk Havalimanı'nın apronunu da deve kesti kardeşim. Deve kestiler. Hatırlıyorsun değil mi? Ya sen nereden akıl ettin, nereden deve buldun da kestin? Kardeşim Arabistan'dan mı getirdin, uçakla deve mi getirdin? Bilemiyorum, yoksa bu Balıkesir, Aydın taraflarında bazen deve görüşleri oluyor. Ender'de o deve besleniyor, onların deve mi getirdin kardeşim? Bu ne aymazlıktır ya? Yani ben deve niye kestim? Biz o kurbanlar. Hayır. Haçta kesilen kurbanları bir görseniz Kürşat Bey. Kurban mı? Hayvan katliamı. Hayvan katliamı. Bir anlatsam inşallah bir gün özel program yapalım. İçiniz kanar. Orada kesilen evet. Kurbanları. Evet. Yani böyle. İslam dünyası işte. Ya birileri de gitti işte birkaç yıl öncesinde IŞİD denilen bela Allah'a hükmeder diyerek insanlar kurban ediyordu kardeşim. İnsanlar kesiyordu bunlar ya. Evet. Olsun, ona ilham gelmiştir üstadım. Bu cami satılmasına da değindik. Şeye gireceğim hocam bir de. Ben Ali Erbaş'ın bir çıkış yaptım. İmam Hatip çıkış oldu. Evet. Yani İmam Hatip çıkış oldu. Evet. Sana, siz İmam Hatiplisiniz aynı zamanda. Hani seyircilerin de şunu bilsin, bunu ara belirtiyorum. Şunu tekrar belirtiyorum, programın başında belirttiğimi. İstemiyoruz ama Diyanet İşleri Başkanlığı gündemimizin tam ortasında, sizler de fark edin, ana haberlerin tam ortasında. Ulusal kanalların tam ortasında hiç çıkmıyorlar. Yani gündemden hiç çıkmıyorlar sayın seyircilerimiz. Mecburen farkındaysanız biz de Diyaneti ve yaptıklarını bozuyor çünkü. Ülkeyi bozuyorlar şu an yaptıklarını. Şimdi bundan dolayı biz de bu kadar gündeme almak zorunda kaldık. Daha bir tane daha var. Ona da gireceğiz. Gündem şeyi kapatmadan, programı kapatmadan. Bir de üstlük şunu da belirteyim. Biz İmam Hatip'e karşı değiliz. Dine karşı değiliz. Dinden insanlarız diye bir kendimize göre. Kurbana karşı değiliz. Bunları konuşuyoruz. Bunlar yanlış anlaşılmasın. Ömer Bey İmam Hatip Lisesi mezunudur. Bunu da özellikle belirtiyorum ki söylediklerini daha iyi algılayın. Bir İmam Hatip mezunu ama ülkesini seven, doğruları konuşan bir İmam Hatip mezunu. Bu kulakla, bu gözle bakın, bu kulakla dinleyin. Bence çok şey kaparsınız Ömer Bey'den. Evet üstadım, İmam Hatip Lisesi çıkışı vardı şeyin. Ali Erbaş'ın daha çok İmam Hatip'li olmalı diye. Programın başında dediğim gibi insanlar uzaya gidiyor. Biz de burada bunları tartışıyoruz maalesef. Geçen
SpaceX'ten 10 dakikada gitti, astronotları bıraktı, geri geldi ve helikopter alanı kadar bir yere indi. Bu bir devrimdi. Çünkü daha önceden giden uzay araçları dünyaya döndüğünde düşüyordular, ondan parçasını bulabiliyordular. Şimdi aynı araç defalarca kullanılacak uzaya gitmek için. Bu hem özel şirket olmasa hem de bu haliyle bir devrimdi. Dünya bunu konuşurken biz burada daha çok İmam Hatip'li okumalı, %25 olmalı gibi laf etti. Onu tamamen size bırakıyorum bir İmam Hatip olarak. Buyurun. Evet. Yine o biraz önceki açıklamasını yaptığı programda söylemiş Kürşat Bey. Önder'in, Önder denilen kurumun YouTube kanalında, Kürşat'ta demiş ki ortaokul lisede okuyanların %15'i değil de %25'i İmam Hatip'te okusun da ondan sonra üniversitelere gitsin istiyoruz. Bunun faydasını yaşıyoruz şu anda. Ülkemiz İmam Hatip neslinin gayretleriyle bugünleri yaşıyor. Yani bugünler onların özlediği bir ortam anladığım kadarıyla. İmam Hatipliler yönetiyor ya ülkeyi. Onun sevincini yaşıyor Hoca Efendi. Rabbim 600 bin İmam Hatip öğrencisinden 60 bin İmam Hatip öğrencisine düştüğümüz günleri unutmasın. Unutturmasın. Kimse bir şubada atıf yapıyor. Üstadım orada bir şey söyleyeceğim ben. Onu ben burasını hatırladım. Ülkede zaten 1 milyon tane öğrenci var. 600 bin yani %60 şey bir de o zamandan bahsediyorum. Devam edelim daha iyi anlaşılıyor. 60 biraz yani. Uydurmuş biraz. 28 Şubat'ta gönderme yapıyor. O işte Kur'an kursuna İmam Hatip'in orta bölümleri kapatıldı. Hani temel eğitim 8 yıla evet. Çıkınca bir şey düzenleme yapıldı ya. Kur'an kurslarına öğrenci bulamadılar. Ona atıp yapıyorum. Rabbim 600 bin İmam Hatip öğrencisinden 60 bin İmam Hatip öğrencisine düştüğümüz günleri unutturmasın. 60 binden de 1,5 milyona çıkışının şükrünü eda etmeyi bizlere nasip eylesin. 1,5 milyon İmam Hatip'e varmış demek ki. Onları bilmiyoruz. Bir de bunlara irade... Var demiyor üstadım. 1,5 milyona çıkacağımız günleri görelim anlamında diyor ona. Az önce dediniz ya toplumu dizayn etmeye çalışıyor sözleriyle. Yani 1,5 milyon hedefimiz diyor. 1 milyonun üzerinde herhalde o zaman ortalama rakam. Ben de diyorum ki ben de dua ediyorum ya Rabbi Allah bana senin göreden alındığın günün şükrünü eda etmeyi nasip etsin Sayın Erbaş diyorum yani. Ya nedir bu derdin toplumu dürtmeye? Git işini yap kardeşim. Git namazını kıldır. Git adam güfetan yap. Madem bugünler İmam Hatip neslinin sayesinde yaşıyoruz. Geçen Ramazan'ın başında ne demişti hutbede? LGBT'ler, eşcinseller, rutinlikten bahsediyordu. Demek ki toplum bozuldu diyordu. Evet. Çelişki değil mi? Hem İmam Hatip'lerin sayesinde bugünler yaşıyoruz diyorsun. Hem de eşcinselliğin artışından şikayetçisin kardeşim. Kendi kendini düşünmüş. Yani. Evet. Ya sanki ben düşünmeden konuşuyorum. Lafının nereye gittiğini düşünmeden konuşulmuş gibi geliyor. Bilinçli bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Profesörsün sen sonuçta. Öyle düşünüyorum. Gerçi yalnız değil. Kürşat Bey. Yalnız değil bu Diyanet İşleri Başkanı bu konuda. Biraz önce bahsetmiştik. Camiler bahsini ederken Ahmet Onay ismini vermiştim. Evet. Onun çalışmasına dayanarak cami istatistiklerini vermiştim. Kendisi Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğuna söylemiştim. Orada bir çalışma yaptırmış. Öğrencilerine saha araştırması yaptırmış. Vardığı sonuç şu. Din eğitimi alanlar gerek Diyanet'te gerekse başka yerlerde din eğitimi alanların hırsızlık yapma, suç işleme, ne bileyim işte kopya çekme oranları düşüyormuş. Din eğitimi almayanlarda ise hem kopyaya tevessül, ne bileyim hem işte diğer suçlara tevessül hem de akademik istismar daha fazlaymış. Ya kardeşim 15 Temmuz 2016'daki hain alçakta bir girişimi kim yaptı Kürşat Bey? Din eğitim alanlar yapmadı mı? Ve bu insanlar 1990'dan beri işte bir sürü çıkıp konuşuyorlar. Bütün devletin yaptığı, ÖSYM'nin yaptığı soruları çalıp yandaşına dağıtarak en büyük hırsızlığı yapmadılar mı? Ya bu ülkede son yıllarda kardeşim en büyük intihal olayını, hırsızlık olan yani fikir hırsızlığı olayını din eğitimi alan profesörler yaptı. Ünvanlar alındı kardeşim. Toplumun bundan haberi yok. Ali Erbaş neden bahsediyor ya? Ya veyahut da Ahmet Onay neden bahsediyor? Ben Ahmet Onay'a bunu söyleyince tanıyorum.
Evet. Geçmişten, müftülüğünden beri tanıyorum. Dedim böyle bir genelleme yapamazsınız. Bu ne biçim araştırma dedim ya. Yaptığı şey beni engellemek oldu sosyal medyada. Hemen engelledi beni. Ve özelden de epeyce bir ağır konuştu bana. Konuştuk ya. Ben böyle bir çalışma yapmıştım. Sen benim işte çalışmamı şey yapıyorsun. Ne bileyim. Ne derler. Değersizleştiriyorsun gibisinden. Bana yüklemelerde bulundu hoca. Allah selamet versin. Demek ki söyledikleri yani işte bu çalışmaları. Bu çalışmalar tabii iktidarlar da etkiliyor. Yönetimi etkiliyor. Devlet yönetimi etkiliyor. Kürşat Bey. Bugün işte okullardaki din eğitiminin muhtevası, miktarı bu çalışmalardan hareketle belirleniyor. Üstadım şimdi Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde aklınızı kullanmaz mısınız, akletmez misiniz diye soruyor. Bu ne kadar hazırlarsa hazırlasın ben aklımla hareket etmiyorsam beni etkiler doğru. Ama aklımla hareket ediyorsam şu an ülkenin içinde bulunduğu durumu, bir adamların durumunu her şeyi görürüm. Yani kapıda kredi, düşük faizli Vakıfbank'tan direkt banka ismini de vereyim. Caminin kapısında direkt Vakıfbank'tan düşük faizli Diyanet kredisi, Diyanet mensuplarına özel bir kredi açmış. Faiz düşükmüş. Bunu açıp da sen hutbede krediyi, faizi eleştiriyorsan, haram diyorsan ben aklım varsa eğer onu eleştiririm orada. Yok aklım yok kiradaysa ağzım açık alıp gibi dinlerim imamı çıkarım. Şimdi Kürşat Beyciğim bu Diyanet'in bütün paraları olduğu gibi hac bir ibadettir. Hac ve umre de bir ibadettir. Evet. Hac ve umreden elde edilen paralar da faizle birlikte kardeşim. Geçen dedi ya TOKİT'ten ev alırsanız faiz haram değildir diye ona da fetva verdi biliyorsunuz. Müfettiş olarak biz gittiğimiz yerlerde neden faize yatırmıyorsunuz, neden faizsiz bekletiyorsunuz diye de kendi derdik. Yani mevduat faizine parayı değerlendirin derdik yani. Evet. Evet. Şimdi üstadım buradan ben söylediklerinizden hareketle birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı mı ya da önceki mi tam hatırlamıyorum. Kendilerinde intihalleri var. Birinin kitabından, metninden alıntı yapmışlar ve şey atıfta bulunmamışlar. Yani onun ismini belirtmemişler. Ki birçok yazar yani birçok ilahiyatçı yazar da intihalle suçlandı bu ülkede. Siz söylediniz ben de biliyorum ilahiyatçı yazarları. İlahiyat fakültelerinde bunun yapıldığını. Profesörlüğü yerinden alındı biliyorum ama evet, yani ismi açıklamayın. Evet. Bir tane değil hocam ben birçok isim biliyorum bu konuda. Hani hepsinin profesörlüğü alınmadı, hocalar alınmadı da. Şimdi az önce Ahmet Onay'ın bir çalışması var işte din eğitimi alanların, din eğitimi derken tabi İslamiyet'i kastediyor. Alanların hırsızlık yapmadığı yalan söylüyor. Şimdi bu ülkede ekranları bile açtığınız zaman dedikodu, gıybet, yalan dönüyor. Bu bir. Yani bugün resmi olarak yayınlarda geçiyor. İki, Almanya örneğini vereceğiz. Şimdi Almanya'ya gidip gelenler orayla buraya karşılaştırabilirler. Bilenler, dinleyenler de vardır. Almanya'da hırsızlık çok az. Yalan çok az. İşletmede, ticari bir ilişkide giriyorsanız karşınızdaki dolandırmaya çalışmak çok az. Bunların hepsi çok az. Almanların tamamı İslam mı, Müslüman mı? Din eğitimi mi almış bunlar? Hayır. Demek ki konu din eğitimi almakla alakalı değil. Konu dinle etik, alakalı değil, insanlıkla alakalı. Evet, etik bir eğitim sistemiyle alakalı, hukuki bir sistemle alakalı. Diğer taraftan bundan 2 yıl önce yapıldı, Türkiye'de geçen yıl duyuldu. Dünyada İslam'a en uygun yaşayış biçimi hangi ülkededir diye bir inceleme yapıldı. Bir skala var, sorular soruldu. Ne Arabistan, ne Türkiye, ne Irak, ne Suriye hiçbiri değil. İslam ülkesi yok hatta ilk üçte. Yeni Zelanda birinci. Finlandiya ya zaten ilk üçte şey yok. İslam ülkesi yok bildiğim kadarıyla. Şimdi demek ki konu İslam eğitimle alakalı değil. İslam eğitimi verirken bile bugün tecavüzler, uğrayan kurslarında tecavüzlere şahit olduk biz tecavüzlere. Demek ki bu dini eğitimle alakalı değil. Bu insani, ahlaki, etik ve erdemli bir sistemle alakalıdır. Ve maalesef evet, dediğiniz evet gibi bunlar gündemimizden hiçbir şekilde çıkmıyorlar. Bir şekilde giriyorlar. İlk 50'de Kürşat Bey, ilk 50'de hiçbir İslam ülkesi yok. İslamilik endeksi diyorlar ona. Yani İslami değerlerle yaşam biçimleri İslami değerlerle örtüşmek oranını belirliyor bu şey. Evet. Endeks. İlk 50'de hiçbir İslam ülkesi yok. Türkiye 95. 153 ülke arasında Türkiye 95. Yani Yeni Zelanda, efendim işte Finlandiya,
diğer İskandinav ülkeleri birden daha iyi Müslümanlığın yaşandığı ülkeler. İslami değerlere göre yaşayan ülkeler yani. Evet. Müslüman değil, İslam değerlere göre yaşar. Doğru. Evet. Şimdi buradan hareketle en son son bir gündemimiz var. Onu da ben söyleyeyim. Yine Diyanet işin içinde. İsmail Hakkı Karadayı vefat etti. Eski Genelkurmay Başkanı. Yine bir Diyanet İşleri mensubu çıktı. Ölümün arkasından kötü konuşmaz diyen kendileri, bunu halka diye öğretici olan kendileri, ölümün arkasından kötü konuşan yine kendileri. Siz bildiğim kadarıyla İsmail Hakkı Karadayı tanıyan bir kişisiniz. Bu konuda da sizin görüşlerinizi doğrudan almak isterim. Ben hiç yorum yapmayacağım. Size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Yani bu konu hakikaten, bu konuyu gündeme aldığınız için teşekkür ederim özellikle Kürşat Bey. Önemli bir konu. Paşa 26 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Malum 28 Şubat'tan dolayı yargılandılar. Müebbet aldı ilk derece mahkemesinde. İstinaf da şu anda bildiğim kadarıyla 16 aydır, 16 yıldır ne? 16 aydır mı? Pardon, 16 aydır evet. 16 aydır istinaf mahkemesinde. 2013'te açıldı dava. Uzadı. 16 aydır da istinaf mahkemesinde bekliyor. Paşa öldü. Allah rahmet eylesin. Ne demek? Burhan İşleyen. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın iki numaralı ismi diyorlar. Demek ki birinci başkan yardımcısı bu o zaman. Baktım müftülükten geliyor. Din adamı. Yani akademisyen değil. Yani abur cubur adam değil. Sonuçta müftülükten geliyor. Birebir halka dini anlatan kişi. Dinin güzelliklerini İşte cenazenin arkasından nasıl davranması gerektiğini anlatan bir kişi. Şiir kendisine diye bir dörtlük paylaşmış, tweet atmış, evet. Cengiz Dumanoğlu diye birisi, kimdir bilmem. Dörtlük şöyle daha doğrusu, beş mısra halinde. Demiş ki, ne kadar büyüktü dindara kinin. Hacıya, hocaya uzardı dilin. Konuşsana Mevta, bitti mi pilin? Oksijen tüpleri yok tabutların. Söyle de bir nefes versin putların. Yani merhum İsmail Hakkı Karadayı putperest olarak nitelendiriyor Kürşat Bey. Evet. Kafir putperest olarak nitelendiriyor. Nefesi kim putlara nefes versin dediğine göre bunun anlamı budur. Fazla uzatmak istemiyorum. Yargı onun kararını verecektir. Suçlu mu suçsuz mu? Malum Ergenekon ve Balyoz mahkemeleri de bir sürü generale ağırlaştırılmış müebbet vermişti. Şimdi hepsi beraat ettiler değil mi? Yanlı evet. Mahkemenin kararıyla verilmiş kararları bozdu. Anayasa Mahkemesi kararları bozdu. Şu anda beraat ettiler hepsi de. Tertemiz. Umarım paşa da gerçi ölünce dava düşüyor ama arkadaşları var 20 civarında. Muhtemelen düşecektir. Beraat edecekler onlar da diye düşünüyorum yani. 24 yıl, 23 yıl öncesinin o yaşanmış olayı yargılamanın amacı belli. Bundan sonra benzer olaylara kalkışacaklara gözdağı vermek. Yoksa geçmişte yapılan, yıllar önce yapılan bir olayı, işte yaşanan bir olayın failini yargılamanın başka bir amacı yok diye düşünüyorum. Ondan bir şey de elde edilmez. Sonuçta 80 işte adam öldü gitti. Evet. 80-90 yaşında gelmiş adamları yargılayıp hükümlü de ne yapacaksın? Neyi elime ne geçecek kardeşim? Başka bir amacı yok. Ben izninizle Paşa ile ilgili anımı anlatayım. Tabii. Malum gerek bizim Çankırı olsun, gerek sizin illerinizde olsun. Genelde buralardan kuraktır. En azından bizim Çankırı için konuşayım ben. Yani buralardan fazla bürokrat çıkıp da işte devlet yönetimine insanlar gelmez pek Kürşat Bey. İsmail Hakkı Karadağ ender kişilerden birisidir. O duvarı yakan kişilerden birisidir. Onun için de 1994 yılında Genelkurmay Başkanı olduğunda Çankırı adeta bayram yaptı kardeşim. Milli bayram yaptı. Her tarafa bayrakları, posterleri asıldı. Bütün caddelere adı verildi, okullara adı verildi, sosyal testlere. Çankırı o kadar bir milli gurur yaşadı yani paşayla. Paşanın bir özelliği vardı. Halkla haşır neşirdi. Genelkurmay'ı halka açtı adeta Kürşat Bey. Evet. Unutmadan söyleyelim. Paşa'nın özel kalem müdürü de bugünkü genel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dı efendim. Emir subayı. Yani beraber çalıştılar. En iyisi herhalde bizden daha iyi biliyordur Sayın Hulusi Akar. Neden müdahil olmaz, neden bildiğini anlatmaz mahkemede onu da bilemiyorum. Geç 15 Temmuz'la ilgili bildiklerini de anlatmadı
bildiğim kadarıyla. Evet, anlatmam. Anlatmıyor paşa dedi, sessiz kalıyor dedi. Ya sen özel kalem müdürlüğünü yapmışsın. Orada olan biteni sen gözü kulağısın. Biliyorsun kardeşim oradayım. Senin önden geçti her şey. Dediğim gibi Genelkurmay Başkanlığı'nı adeta halka açtı. Hemşerilere de açtı. Çeşitli ortamlarda beraber olurdu şeyleriyle. Hemşerileriyle falan. Kürşat Bey. Bizim bir Çankırılar Vakfımız vardır şeyde. Ankara'da. Ankara merkezli. Onun yönetimindeydik. Onun Genelkurmay Başkanı olduğuna mütevellit üyesindeydik. Biz de gittik ziyaretine. Bize hüsnü kabul gösterdi. Ağırladı. Çayımızı içtik, kahvemizi içtik, pastamızı yedik. Uzun konuştuk yani. Oradan buradan daha çok da işte Çankırı üzerine konuştuk. Benim Diyanet'te çalıştığımı duyunca paşanın ilk sözü şu oldu. Ömer Bey, bizim köyün camisine yardım etmiyorsunuz. Şaşırdım tabii. Sonuçta dedim ya paşam siz işte Gençler Başkanı'nın her zaman bir araya gelen, o zaman Mehmet Nuri Yılmaz'dı Gençler Başkanı. Her zaman bir araya geliyorsunuz. Söyleseniz herhalde caminize yardım eder falan diye geçirdik. Yani ilk söylediği şu camiden bahsetti. Dedi ki hatta bir espri yaptı. Ben dedi şu kadar 100.000 kişilik Türk ordusuna emrediyorum. Bizim köyün muhtarı da bana emrediyor dedi. Muhtar olan teklifsiz arıyormuş bunu. İşte camiye yardım et, köyü yoluna yardım et falan. Gelip gidiyor sürekli. Hatta onun biz gittiğimizde vardı. Şapkalı adamlar vardı. Kasketi köyünden gelmişler. Yani evet. Böyle mütevazi bir adamdı. Ben 28 Şubat'la uzun makale de yazdım. Belki okumuşsunuzdur Kürşat Bey. El cümle şunu söyleyeceğim o konuda. Paşa orada bir denge unsuruydu. O 28 Şubat'ı biraz da frenleyen kişiydi. Eğer o olmasaydı öbür kişiler isimlerini anmayayım artık. Daha fena şeyde olabilir diye düşünüyorum ben şahsen. Paşa orada onları önledi. Evet. Belki yumuşattı olayı yani. Değerini, kadrini bilmek lazım. Eğer olmasaydı çok daha ciddi şeyler olabilirdi belki de. Hatta bazı yerlerde silaha sarılabilir diyenlerin şeyini okudum ben bazı yerlerde. Evet. Dediğim gibi paşa önemli bir devlet adamıydı. Görevini yaptı. Umarım ve temenni ediyorum ki aklanır, dava düşer, beraat eder. Allah'tan rahmet diliyorum ben kendisine. Evet. Tabii hukuk verecektir kararını. Biz o yanına karışamayız. Üstadım, eğer inançlı insanlarsak ki Diyanet İşleri ikinci adamı dediniz, ikinci başkanı dediniz, birinci başkan yardımcısı üstadım. Evet. İnançlı insanlarsak biz de şunu biliriz. Aklanma sadece burada hukuken bir dünyevi aklanma var. Bir de ukrevi aklanma var. Onu da Allah bilir. Kimin koltuğunun altından, sağ tarafından, kimin sol tarafından verileceğini Allah bilir defteri. Şunu da söylemek istiyorum. Sözünüz kestim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Yani bu konuda biraz içim dolu. İtiraf etmek gerekirse. Paşa Doğan Güreş ve İsmail Karadayı PKK ile mücadelenin en çetin en şiddetli zamanlarında Genelkurmay Başkanı Karakotel Komutanı yaptılar malum. Sadece 1997'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı, PKK'lı sayısı 9.000 küsür. Evet. Yani Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde. FETÖ'cülerin tezgahı, bu 28 Şubat'ta 12 Eylül'ü yargılamakta, 28 Şubat yargılamakta hep FETÖ'nün bir tezgahı. Bunu bilmek lazım. Hatta 12 Eylül 2010 referandumu da onların eseri. Sırf askerleri sivil mahkemelerde yargılamanın önünü açıp istedikleri şekilde işte iktidarı, siyasal iktidarı ele geçirmek, devletin kademeleri ele geçirmek planıydı. Demedim o zaman FETÖ elebaşı terörist Amerika'dan Pensilvanya'dan seçilmedi mi? Eğer elimden gelse ölürler de kaldırır, evet oyu verdirirdim demedi mi? Dedi. Demek ki FETÖ'nün tezgahı. FETÖ'cü bir bavulcu var, bavulcu Mehmet Baransu. Yorumu biraz uzattım galiba. İsmail Hakkı Karadağ için demiş ki bir yazısında Pülümür'den işte Dersim İslamlardan sonra Pülümür'den gelmiş bir Dersim Alevisi diye yazmış. O konuyu inceliyorum. Paşa'nın köyünü inceledim. Epeyce bir kaynağa da ulaştım Kürşat Bey. Tamamen kaybı. Osmanlı'nın mensup olduğu kayboyuna ait Türkmenlerden oluşuyor köy. Yani
Kayıboylu'dur merhum İsmail Hakkı Karadağ'ın. Onu da söylemiş olayım burada. Baransu'nun bilmediği bir şey var. Ben de şunu araştırıyorum. Tunceli'nin geçmişi halen de öyle. Maalesef o medyaya farklı yansıtıldığı için ana akım medyada. Tunceli'de köklü Türkler çok fazladır. Hatta mezar taşları Koçbaşı'dır. Kamergenç genellikle... onu söylemiş mi? Evet. Kamergenç evet. Türkler izlemiş. Yani öyle oradan da geldiyse Türktür yani. Tunceli'den gelince yok, başka ırka bilmiyor. Oradan gelse bile başımızın tacıdır. Evet. Evet. Gelmiş değil yani. Köylerinin kuruluşu en az 6-700 yıllık. O köyün kuruluşu. Köy camisinin kitabesine baktım. Caminin kitabesi, hani İsmail Karadağ'ın yardımcısı cami tarihi bir cami. Şu anda vakıflara şey, asar-ı atika, tarihi eserdir yani. Evet. 1850 yıllar, 1845 yıllarında falan yapılmış. 1845-50'lerde yapılmış cami. Köylüler diyor ki bu daha caminin yapılış tarihi değil, restorasyon tarihi diyorlar. Cami daha eski yani. Hı, hatta bir bilgi daha vereyim. O köyün halkıyla İskilipli Atif Hoca'nın köyü aynı aileler tarafından kurulmuş. Hı. Yani Karadağ köyünün ahalisi Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Tophane köyünden gelmişler. Bir rivayet öyle. Evet. Tophane köyü İskilipli Atif Hoca'nın köyüdür. Hani melekler safına yükselttiler ya İskilipli Atif Hoca'yı. Karadağ muhtemelen az bir ihtimalde şeyle İskilipli Atif Hoca akraba olabilir yani. Evet. Evet. Bu da benim küçük bir katkım olsun tarihe. Evet. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Şu açıdan yaklaşacağım. Şimdi hani kendi öğretileri de bu şekildedir. Biri gider Allah rızası için yoldaki taşı alır da kenara atar. Cennetliktir o. Bütün hayatı cehennemliktir ama bir taşı Allah rızası için alıp da kenara attığı için cennetliktir. Şimdi bunu anlatır bizim diyanetçiler. Din adamlarımız anlatır ederler. Bu sadece İsmail Hakkı Karadağ'a karşı değil. Size karşı, bana karşı, kim böyle uç konuşursa ona karşı. Ama bir insan ölüp de gittiği zaman kimin cennete, kimin cehenneme gideceğine, kimin put olduğuna karar verir kendiler sağ olsunlar. Bunu sadece oraya karşı değil, Atatürk'e karşı da yapmışlardır. İsmet İnönü'ye karşı da yapmışlardır. Devrinde Fatih Sultan Mehmet'e karşı bile yapmışlardır üstadım. Fatih Sultan Mehmet aydın bir kişilikti. Mühendistir, Maraşal. Evet. O dönemlere ayrı. Şimdi sen diyorsun ki belki de İsmail Hakkı Karadağ üzerinden konuşayım yine. Belki de ömrü cehennemlikti ama bir tane bir fiille işledi de Allah rızası için de Allah onu cennete koydu. Sen ne biliyorsun da? Aynen. Yani bu yazısıyla şirke düşmüş oldu. Kendisi farkında mı? Değil. Allah'ın yerine kendisi hüküm vermiş oluyor. Ama işte yüzeysellik inşallah eğitimle, bilimle vakti gelecek biz inşallah bunları aşacağız. Bütün bu çabalarımız, kavgalarımız, çalışmalarımız bu sebepten dolayı. Diyanet İşleri bizim için önemli bir kurumdur. Tıpkı diğer kurumlar gibi, tıpkı Genelkurmay Başkanlığı gibi Kürşat Bey. Allah bize yardımcı olsun diyelim. Allah yöneticilerimizin kalbine feyiz versin. Liyakatlı insanlara teslim etsin kurumu. Kurum son birkaç yıldır gibi güven kaybetti. Üstadım o konuda da bir şey söyleyeyim. Programımızı öyle kapatın. Ben de bir şey söyleyeyim. Ara ara Diyanet'e kızıp ya Diyanet kapatılsın çıkışlar oluyor biliyorsunuz. Denk gelmiştir. Ben şimdi şunu söylüyorum. Belki Diyanet'e en çok eleştirilenlerden biri benimdir bu ülkede. Ülkemiz yanlış yönetildiği zaman, hükümetler tarafından yanlış yönetildiğini düşündüğümüz zaman nasıl ki vatanı terk etmiyorsak, ülke kapatılsın demiyorsak, Atatürk'ün kurmuş olduğu çok yerinde bir kurum olan Diyanet de bugün yanlış yönetiliyor diye kapatılsın diye bir şey ağzımdan çıkamaz. Diyanet var olmalıdır, çok gereklidir. İnşallah doğru ellerle yönetilmesine bizler de vesile oluruz. Şu olabilir, biraz hantal kurum, hantal durumda. Siyasetin emrine girmiş durumda. Hem siyasetten arındırmak lazım kurumu Kürşat Bey bana göre. Hem de biraz küçültmek lazım, hantallıktan kurtarmak lazım. Evet. Bence Gençler Başkanlığı üst kurul olarak örgütlenmeli. Bugün RTÜK gibi ne bileyim işte Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu gibi üst kurul, Rekabet Kurulu gibi örgütlenmeli. Denetleyici vazifesini ama etkin şekilde yapmalı. Siyasetten arınmış olarak yapmalı. Eğer bugün Gençler Başkanlığı'nı kaldırırsak emin olun bu ülkede onlarca Gençler Başkanlığı kurulur. Ve çatışmalar başlar. Doğru Atatürk bunu Gençler Başkanlığı'nı özellikle yaşatmıştır. Özellikle güçlendirmiştir yani. Atatürk döneminde
çok güçlüydü. Rıfat Börekçi bakanlardan böyle önceydi Atatürk'ün yanında. Protokolde ön sıralardaydı yani. Evet. Sonradan geri sıralara atılmıştır. Evet. Var mı Üstad'ın son ekleyeceğiniz bir şey programımızın sonuna? Size ve seyircilerimize, bizi izleyenlere iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, virüs gündemleri halen bitmedi biliyorsunuz virüs durumları. Uzaktan bağlantıyla yayına bağlanıyoruz. Arada bir sesimiz gidebiliyor. Bunun için kusura bakmayınız. Her ne kadar sürçülisan ediyorsak affola. İyi seyirler, iyi günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı günler.